Vaxtınız xeyirli olsun, saygı ve muhterem aziz seyirciler. Türkmaniye kanalından Hafız Ediyarı hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Özel programımız Evde Kal programı, tabi bildiğiniz gibi devam edilir sizinle Türkmaniye Iraqi kanalından her gün ve saat 9 gece canlı yayınla beraber bu programı sizler için sunarız. İnşallah bu programdan inşallah umut ederiz, fayda bulanırsınız. Sevgili aziz seyirciler, bildiğiniz gibi virus korona ki bu hastalık intişar olduğundan sonra tabi Çin ve Avrupa ve Asya devletlerinde. Bugün de biz özellikle Kerkük konusunda ve Kerkük'ün olan bu hastalık bunun üzerine alacağız. Yani bildiğiniz gibi Allah'a şükür olsun indiye kadar ki masadırlar ve olan malumatlar aldıkları bugüne kadar vaza çok iyiydi. İndiye kadar vazalar musaytırdı özne. Tamam bir neçe dene de oldu ama iki gündü yani bir halat daha fazla görükmeyipti ki sahat Kerkük'ten dolayı. Ama daha fazla açıklamak için bu konunu ve olan bizimle bugünkü misafirimiz Doktor Nebir Reşit, Tabip Beytar İstişare Diyarı özne. Hoş geldi doktor, safalar getirdi. Hoş bulduk, sağ olasın. Sağ olasın. Önceden tabii biz senden teşekkür ederiz. Cenab-ı davetimizi kabul ettiğiniz için. İnşallah veren soruları sizlerden aldığımız o cevapları inşallah millet de istifade bulur. Doktor önceden açığın ve konuşan bir muhtasar bir şeklinde Baytarat Kerkük müsteşfası ama Mustafa'nın yani ha müsteşfası ticvalden önce yani bir nöbde muhtasara verse o bizlere. Nerede bu müsteşfa ve devri nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu aleyhi seyyidil mürselin ve aleyhi ve sahibi ve selam. İlk olarak çok sağ olasınız. Teşekkür ederim. Doğrusu bizim Kerkük Veteriner Hastanesi burada. Yok biz Kerkük'te bütün Irak'ta çok özellikle üç büyük işler var. Birinci işi o da men eder hayvanattan geldiği hastalıklar atlansın beşere. Güzel. Siz bildiğiniz gibi bütün dünyada indi %61'den 65 arasında bütün hastalıklar, beşerin hastalıkları hayvanıydı aslı. Hayvandan gelmeliydi. Yani üçte kişiyi hayvandan gelir, üçte biri kalır. O yoktu bir kronik hastalıklar, müzmirlerdi. Bu dediğimiz tansiyondu, şekerdi, filandı. Allah korusun kanserdi bunlar şey eder. Sümük hastalıklardı, mafasıldı, bunlar deri hastalıklardı. Evet. Ama üçte kişi hayvandan gelir. Onun için burada bizim veteriner hekimlerinin vaciblerinin birinci ilk geldiği vacibi, ilk geldi günlerce koysun, beş hayvandan atlanmasın bu hastalıklar beşere. Bu birinci şeydi. 360-365 civarında bir hastalıklar var. Gün be gün fazlalaşır da bu. İkinci noktası bizim veteriner hekimlerinin, bizim yani veteriner hastanesinin şeyleri. Her hayvanın da vebaları var yani. Bir vebai bir hastalıklar var. Onlara kontrol etmek. Bir de onları hayvan hastalıklarını ilaç etmek. Bu ikinci esasi işlerinden geldi. Üçüncü mevzuğa, necə biz millətə, necə topluma bir hayvan ürünleri, sahih bir ürünler verək özünə. Süt olmuş, et olmuş, dəri olmuş, tük olmuş, her ne olmuş. Bunun yani bir insan hakkından var, yani hatta hukuk insandan birisidir. Gerek her insan, sen Cenab-ı evde her insan oturan, gerek bir ürün alanda, gerek bir, bu hakkından bu ürün bir sahih bir şey olsun için yesin. Bir pathogenic agent, yani bu avamil mumrıda, bakteriyadi, varusatı, fıtriyat olmasın içinde. Güzel. Bu üçüncü esasi işlerdi. Bizim yani veteriner hastanesi diyor biz Kerkük'te. Bütün Irak'ın esasi işi budur. Yani. Esasi işlerdi. Belki aldığında esasi işler. Olan aksamlar, ne kısımlar var sizlerde? Bizim hastanede olan kısımlar mesela diyebilirim bir büyük kısmımız var vebai kısmında. Kısmın vebai şeyde. Bu nancık hastalıklar vebaya aitti. Hayvana aitti. Hayvandan atlanan beşere
babalar. Bu onlar ona işi ona dairdi. Hı hı. Bütün şeyler var. Güzel, bizde iyi uzmanlarımız var. Hı hı. İyi veteriner hekimlerimiz var. Çok devreler görebilirler. Çok çok iyi bir hıbrat kazanabilirler bu yolda. Güzel. Ondan sonra bir kısmımız var. Diyarbaz mesela bu şube fenniyadı. Bu fenni işlerdi. Bu tekarirdi, tanzimiyet ve tahtit kimindi. Hı hı. Tahtit neler? Bizden tabi Bağdat'tan geldiği Beytara Dairesi'nden geldi. Bizim Çunguzar'dan yani bizim mercağımızdan geldiği tahtiti. Onlarca böler özün Kerkük'ün bütün adnadi ilçelerine. Hı hı. Mesela Havuca'da neye ihtiyacılar var? Diyarlı Leyla'da neye ihtiyacılar var? Teze Kurban'da neye ihtiyacılar var? Bu bölüm, feniye bölümü, bu tahtit kimindi? Tahtit onun işi de özü kalmıyor. Onun işi de böler özlerini aynı halde mutabak eder yaptığı işleri. Güzel. Bir bölümümüz de var. Mesela diyebilirim özüne şey mi aldı? Bu matkar, bu tecizat matkarı yoktu. Ha. Darmandı, eşyadı, enstrümenti filandı, eşyelerdi. Bu getiri özünü, neye ihtiyacı var? Biz bütün yerlerden ister ihtiyaçlarını kaldır özün Bağdat'a, bizim Beytara Dairesi'ne. Oradan o da gönderince o da paylar özünü ihtiyaçlarına göre. Affedersin doktor, yani bu üçüncü kısmı kendi dediği bu derman. Yani bu dermanlar sadece hasran diye yazdığımız kitap ki müfatih edes Bağdat'tan üzülüşeceğiz üç o dermanlar, yoksa başka yerden de gelmek olur. Bizim başka yerden gelmek yasaktı. Biz sadece işekamız neydi? En çok sen indi geldik, biz bir hamlet yaparak il boyunca kontrol edelim. Bu vebai hastalıkları sınırı işte. Şeytar edelim. Bunlar üzerine konuşmak. Onun için bunların aşamaları, lukahlar bizim için sadece Bağdat'tan gelir yani. Yasaktı, hiçbir yerden alınsın. Çünkü o geldi o aşama, o lukah geldi. Rasin bir yerden gelip ve güzel bir şekilde kontrola geçip doğru. Q3 yol kontrolüne geçipti. %100 sağlam olmasa paylanılmaz olsun. Güzel. Geçen doktor bugün daha bayağı bölümlerimiz de var. Bana buyurun, tamam. Affedersin. Bizde indi mesela demek ki bölümler bitti. Yok, bitti. Bizde mesela cerraha bölümümüz var. Bir iyi uzmanlarımız var. Cerrahtiler, veteriner cerrahide çalışırlar. Güzel bir ardımlar da çok iyi öge getip çok ileriye gidipti bizim bu bölümümüz. Güzel. Sonra bizde Şia Sonar da var. Çok iyi ve saygılı bir uzmanlarımız var bu bölümde çalışır. Güzel. Aynı halde bizde şey mevzuu da var. Bu artificial insemination telkih sanayi mevzuu ki koyarak nece bizim mesela inek bölümünde çalışırlar. Şimdi başladılar gelmiş filan da olsun. Koyarak özünü nev'iyetleri iyi olsun. İntaciyeler fazla olsun. Balık bölümümüz var. Balık var. Bəli. Yani balık hastaları, amradıl esmak varımızı, iyi uzmanlarımız da var içinde çalışanlar. Devacın bölümümüzde bir merkezimiz var. Doğrusu bir değerli bir merkezimiz var. Devacına aitti. Poultry. Onun bir kere kanatlık her ne hastalıklar filanlar hepsi orada hem teşhis olu hem ilaç olu. Bir muhteber merkezimiz de var. Güzel. Ha, bütün yani çok acizelerimiz var içinde. Çok mutatavvur ve çok değerli uzmanlarımız içinde çalışıyor. Çok güzel, başarılıdır Halis. Belki doktor yani bugün de bu aldık ve konuştuğu da mesela hayvanatlardan inek olsun ve o cemaatten aynı vakitte yumurtadı, tavuktu, balıktı. Bugün bu hastalık geldiği zaman onlara da geçeceğiz. Ama virüs korona girdiği zaman Irak'a, özellikle Kerkük'te hemen bir men'i ticvar yapıldı. Men'i ticvar yapmak sebep neydi? Yani koydu ki millet herkes evine girsin. Tabii şimdi bunu da bilir. Yani bu itibar bir büyük hastalıktı, bir büyük vebaatı, zirek bir şekilde intikal yedirdi. Cenab-ı sizler o asnada ka'udu haliyet ezmeye girdiniz. O fetrede. Girdiğimiz zaman bizler açıklasağız yani haliyet ezmeye girdiğimiz zaman ne icraatlar başlandı, ne şekil başlandı mesela bu toplantılarda hazır olmak. Doğrusu tam yardıma geldi 25 Şubat'ıydı.
Bir içtimamız var idi. Normal içtima toplantı var idi muhafazada. Cenab-ı Vali oradaydı. Yani. Özü yardımcısı, bizim değerli arkadaş Doktor Kerim Ali oradaydı. Sıhhat Sağlığı Müdürü, belediye müdürüydü filan. Bütün bölümler oradaydılar. Orada bir konuşma oldurup dedi, bizde dünen beş tek şekilleri özünde bunlarda var. Yolladık Bağdat'a, bunlardan bir mesela aldık, numunec yolladık, sample. Neticesini beklemekteyim. Yani tam doğrusu ben karşısındaydım. Doktor Kerim böyle durmuştu. Telefon geldi. Telefona cevap verdi. Aradılar özüm. Dedi özlerle Arapça konuştu. Dedi 4 tagi pozitifdi. Rasen o dedi 5 tekten birisi bizim genel Kerkük Hastanesi'ne girmişti bu Arvat filan. Birisi çıktı negatif. Birisi çıktı tamam. Yani sağladı. O 4 tek çıktı. Bu hastalığa tutuşup. Hemen onda Cenab-ı Ali'ye dedi. Başladılar, konuşmalar başladı. İlk olarak aldıkları şey ayrı devlete bakmak için yani hareketler azaltmak. Hareketler azaltmak neden baş? İlk kere eğer hatırlısınız başladı saat 6'dan sabaha kadar men'e tecavvül oldu. Doğrudur. Bir 3-4 gün böyle gitti. Doğru. Yeterli dök. Başladı. İcraat tabii, daha fazla olmalı. Doğrusu Irak'ta ilk olarak Kerkük'te çıktı bu hastalık. Yok Kerkük'te var idi, ayrı yerde yok idi. Yarınsa yani 26 Şubat'ta Münazama Saha Alemiye Mal'da biliyor ki onun mesele telefonlaştı bizim değerli Doktor Kerim Ali'den. Dedi özne yok manası o bir muhafazalarda yoktu. O bir velayetlerde yoktu. Var ama onlar yani, hala yani fırsata girmeyip bir ayını alınmayıp da. Doğrudan dedi yani ben begendi. Bir istibakı yolundu. Begendi Kerkük'ün çapık çabalamaklarına. Güzel. Başladı yavaş yavaş çıkmaya. Baktılar yeterli diyor ki ne oldu? Vali 2 gün verdi tatil. Eğer hatırlısınız. Doğru. 2 gün verdi tatil. Bitmedi bir daha 2 gün verdi. Bir gün devam filan etti. Ondan sonra karar alındı şey olsun. Neden bu böyle geldi? Dedi. Geldi bu virüsün seri çapık çabalamağı, çabuk dağılmağı. Bütün dünyada seri bir şekilde dağıldı. Yani aliyası şekilde hatta doğrusu ben ağrısıyla da konuştum yani yazı dışarıda adlarda. Bizi hayır edip bunun çapık çabalamağına, seri intikaline. Yani birisinin birisi. Bir düşüncelerin birisi. Şeyde var Charles de Gaulle filanı var. Hamlet Tayrat'tı Fransa'da. Bu denizin ortasındadır. Bir aydı kimseni görmeyip. Onu tuttu. Orada 45 kişinin orada tutuptu. İyi de belki doktor affedersin yani bir kez uzak olacağı. Yani bu 45 tane tuttu. Acaba bu intikali ne şekilden geldi? Yani havayı da anladın bir halette. Özü indi. Gazdı. Elmiyen in yani bundan 4-5 gün önce aynı Münazama Saha Alemiye elan etti. Bir hafta oldu. Dedi kesinlikle havaydan nakli olmaz. Havaydan nakli olmaz. İlla adı nedir? Yani bu dediğimi droplet. Yani radardan, suyudan yok. Bir tek aksırı filan eden şeyden. Onun şeyiden nakli olur. Bir de bir yere düşse hali orada şeyden de telamüsten olur. Ama sadece böyle havaydan dağılsın yok. Belki şimdi o 45 tane ne? Bunca fetre o denizin ortasındaymış. Onları ne çıkıyor? İşte bu burada bir soru. Alamet istihdamı olur. Sorudu bu. Ne oldu ortada? İster bir de bu mana tecavül olmak için yani. Koydu mesela gördüler sizin ne de kontrol etsin. Sizin 1,5 milyardı. Bilirsen şimdiye kadar ne olacaktı yani 3000 kişi vefat etti orada. Doğru. Nece kontrol etti? Bu kuvvetli bir şekilde engellerde çabalamakları. Biz onu yaptık. İnşallah indirici iyiydi. Yani ben son bir günün Bunlara da istedim yani degağını. Bir günün son.
Sonra yapar, sonra kerkük, Irak malı. Irak malı, am. Sonra gelin, hapsi Irak malı bir gün 2052 fahs yapılıb. 2052 fahs. 2052 fahs yapılıb bir gün. Toplum oldu, Irak'ta fahslar yapıldığı 30.446 fahs yapılıb indiye kadar. İndiye yani kadar, birinci günden. Birinci günden indiye kadar. 30 bin. Bir gün çıktığı pozitif haleler, Allah'a şükür, dönem bildiğimce 80 idi, bir gün 30'du. Bir gün 30'du. Allah'a şükür olsun. Allah'a şükür olsun. 44 kişi şifaya buldular. Allah'a şifasına nail oldular. Çok 44 güzel, tek bir gün. Bizde ölü bir gün yoktu Allah'a şükür. Vefat eden yoktu bir gün. Çok güzel. Irak'ın toplumu evvelden indiye kadar 1232 tek bu hastalığa tuş oldu. 1232 tek. Vefat eden 69 tekti. Bəli. Xəstə olanlar da 496 tək. Şifa olanlar, affedersin. 496 tək Allah'ın şifasına nail oldular. Allah'a şükür. Yani bu rəqəmlər Allah'a şükür iyiydi. İndirikcə iyiydi. Yani başqa dövlətə görə nəhmətdədir. Tamam. İndi biz nə var Hüseyin? Bizim ustad, biz vebaiyen bu kervde kakar ener. Aynı koronavirüs özü 7 bölümü var içinde. Ayrıca bazen hayvanatları da tutar, tavuk bölümünde tutar. Beslerdi o beşer atlamaz. Aynı tertipte yerir, aynı prosedürde yerir. Kakar ener. İndi biz kakmak üzerindeyiz. Onun için indiden ayın 19 koyduğun girmesine kadar bize göre çok mühimdi. Çok mühimdi. Neden? Yani at dağılmasın fazla. Ya kontrol olur inşallah. İyi de doktor, yani innen ayın 19'da sene ayın 20'sine kadar yani bir böyle icraata göre yani bir netice çıktı, çok iyi bir neticede. Ondan sonra sence yani açılı yoksa icraat? Yok inşallah. Yani innen koyduğu ayın 20'sine kadar koy bu zaman yani bir 10 günkü haftaya kadar. Eğer bu şeylerde kalan da yok. Hatta ben bildiğimce yani devlet de biraz daha millete kuvvetler daha hareket fazlası bir iş fazlaran biraz iş şeyleri daireler biraz devlet mamurlar biraz daha fazla mecel verer çalışsınlar. İnşallah. İnşallah. Belki doktor yani indi bu aralıkta ayın 20'sine kadar biz diyağın mesela kontrol olundu. Ama bizim Kerkük'ün etrafında olan Erbil'di, Süleymaniye'di, bu yana Salahaddin'di, Asak. Bu etraf fihal, yani biz açtık mecal. Sende açılanda daha, bunlar için de yol olacak, giriş, çıkış, tamam. O aslında da ne şekil kontrol olacak sence yani? Ustad, bir sene var. Buna kontrol etmek, Bağdat'ta var, El-Haliyel Merkeziye var. Haliyel Merkezi. Onun el altında. O bütün Irak'a bakar. O bütün Irak kontrol eder. Yani biz sadece de merkezi açalım. Kazdı mesela Kerkük sınırlarını açar. Sınırını açmarız eğer oradan bir bize bir az gelmese. Şimdi Kerkük'ün şeyin konuşum. Kerkük'ün durumunu. Bale. İndiye kadar 23 isabamız var Kerkük'te. 23 evvelden indiye kadar. Birinci günden bir güne kadar. Maalesef bir vefatımız var. O kadına kız zaten hastaydı. O zaman bir hastalar filanlar vardı. Allah rahmetine kavuştu. O beşir kalkı. Tamam. 12 tekimiz var indi haliyen şeydediler, hacizdediler. Bunlar hacir sahide. Ha. 10 tekte Allah'ın şifasına nail oldular. Allah'a şükür. Yani eğer baksav bizim Kerkük'ün, Kerkük vilayetinde yani bizim hem Süleyman Erbil'den o klimden tam iyiydi durumlarımız Allah'a şükür. Bravo. Hem de Bağdat'tan hem de yani başka yerden hepsinden iyiydi Allah'a şükür. Allah'a şükür olsun. İyi geçen doktor sizler ki Haliyet Ezme'de olduğunuz zaman geçen kere yani tabii o aslında ne icraatlar alındı yani ne kararatları mele tarh olundu sizi Cenab-ı'dan önceden yani bu toplantılarda. Özü yani Haliyet Ezme birinci kararlarında bu davam mavzularını engelledi, eskilerdi, filan etti. Rahatsız, azil hastalığınız Kerkük'te yoktu. Rahatsız Cenab-ı Validen yani muhafaza 150 milyon verildi, 150 milyon verildi, taksis oldu. Saha dairesi için
o Haysinada'daki o bir şey Mustafa Sufer orasını hazırladılar. 2-3 gün içinde 50-51 serilik yaptılar özünü. Sonradan Vüzaret Nefit'ten muvaffak aldılar. Keyvan'dan bir cüz'ü tertip etsinler. Bu şeylerde çalıştılar. Başladılar yani bize az geldi devarlara filanlara. Bunları takip etmekti, tahfir etmekti. Yani bu memleket böyle şey etti özünü. Biz ise aynı bir Halit Ezme üyesi diye özler idarede bu bütün şeylerde yani. Belki doktor yani o aslında sizler olduğunuz zaman yani sizi de üzerinize bir büyük görev düşmüştü. Tamam. Yani bi'tibar siz edebil gıdiyağın bu hastalıktan ya da bir alerden çok connect etmiştiniz. Yani bi'tibar hayvanatlarda olardı ya da bir neşir muhalece olurdu. Bugün de sizler o haliyede hazır olduğunuz zaman ve aynı vakitte de ne kararlar ya da ne bazı tavsiyeler sizler raf ettiniz? Doğrusu güzel bir soru sordum. Hı-hı. Yani yani veterinerler bütünü biz devamlı bu hayvan vebalarıyla biz taammül ederiz. Allah'a şükür indiye kadar yani Allah'ın fazlına indiye kadar kerge girmedi bir hastalık. Yani neçe veba geldi bütün Irak'a. İhtimal eşitiyoruz özünü. Bari. Bu humma nezefiyan eşitiyoruz. Hemorajik fiber. Irak'ın dört bir etrafında çıktı bizden. Allah'a şükür girmedi. Bizim veteriner hekimlerimiz Kerkük'te yani çok üstün kibreler var bu şeyde çalışmakta. Bu işte işlemekte. Ondan önce vardı bu FMD humma kulayı neçi illerce işlerdik içinde. Sonradan humma nezefiye geldi. Sonradan kuyu virüs geldi. Bu balık hastalıklar mal geldi. Nerede? Kuş gribi. Kuş gribi 2008-2009'dan biz çalışıyoruz. İden Irak'ın bütün yani muhafazalarına girdi. Bağdat'a bile Bağdat'ta basladı. Kut'tu, Diyala'dı, Rumadi'di dediğimiz. Erbil'di, Süleyman'ıdı, Doğuk'ta. Bütün kümezleri ibadet etti. Yani milyonlarca tağılır ibadet olundu. Allah'a şükür bizim kerge girmedi. Onun için bizim yani veteriner hekimlerimiz çok çok üskek bir treningler var. Çok üskek bir kıbralar var bu işte çalışmalarda. O kıbranda ben olandan çünkü şimdi ben emekliyim. Bu takriben 7 gün 8 günde emekli oldum. O fetva olandan yani bu kıbralarımı ulaştırardım. Cenab-ı Ali'ye ulaştırdım. Bu Ali'nin yardımcısına Ustad Ali Hamadi'ye ulaştırdım özüm. Bizim değerli doktor Kerim'le konuşurdum. Belediye müdürüyden hatta doktor Emran'la yani reis cami yardımcısıydan ustad şeyden Ammar'dı Hicra Muhaccali'yle konuşuyordu bu şeyler yani. Güzel. Olduğumuz kıbreler olarak ama işe bir büyük olduğu için hakikaten bir büyük sıkıntıdı. Ne oldu? Memleketimiz için Irak sitede bir büyük sıkıntıdı. Bütün dünya sitede bir büyük sıkıntıdı. Doğru. Böyle. Şimdi bir yönetmen bir veteran hazırlıyor bizim için. Bir tekrir. Onları izleyelim. İnşallah. Ondan sonra döndük inşallah programımız sizinle devam eder. Sevgili ve muhterem aziz seyirciler, kalın bizimle bu veteran izleyelim. Ondan sonra döndük bizlerden ayrılma. Her muhatın da hakkı var. Baksa umule tacirden fazla alır. Hakkı var şikayet etsin. O maktabı örterler. Her muhatın hakkı var. Alta yazı bu kavuzun altında. Umule tacir. 2000'di, 2,5'di, 3'di. Bundan kim aldı fazla? Selaki hakkı budur. Gözünden alasan. Rahatı mısınız? İnşallah. Buz bir buza yapışıpsınız. Ne fayda? Ya madal koymuşuz inşallah. Kuşmada sele ayrı menfez alsın. Hasirde yoktu, iskamda yoktu, kanseride yoktu. Biz burada da ne için biz gelili? Sebebi ne? Ben kanseriden gelmişim. Günah. Taksi 10 bin emanı getirir. Aparı getirir. 10 bin Allah kabul eder. Biz maske artık nakil. Biz buranı verirler. Ayrı örür mü bile? Hasır dedi git oraya. Git oraya. 3 taksi etmişik. Salı'dan gelmişik bana. Biz bir mektep var. O yerden tozcaydan. Kalan yoktu mektep. Biz burada. Yaşı'dan gelmişik. Sen de yoktu menfaat? Yoktu menfaat. Menfaat var. Biz Domiz'den gelmişik. Şimdi burası sindayık. Yani menfaat var. Bütün yerlerde var. Biz umule yoktu.
يوخت عملة يعني دولت دولت بس توفرت سن عملة عن مواطنات يعني دي بسبب حضرت جوال ده علمت قبل مرجال سن بين سيطرة ترسان دير هاري جالسن هاري جالسن بس عملة توفرت سن هركش منطقة أصلاً سن كمسش مازيا زيا مثل ما تلاحظون هذا الازدحام حاليا منطقة 90 من إسكان من قادسية من يايتش من أخذ ونواحي جايين منا يأخذون بس هنا موجود ماستر كات النخيل أرضن جالب سس قادسية ده نايتشن نايتشن راتب الله إبرة مرضى يوخت يوخت نخيل يوخت بس مرضى أولاً ده بلايدة أولاً ده بلايدة يوخت تباخ مضى بين معاناته طبعاً أرضا يوخت يوخت قادسية جالب مشغ يوخت قادسية جالب تلر برا حتى برا لار راتب لار راسلار بزين التبايع جتك أرضا صوردك Oğlan hele girmemiş içeriye dedi nakilsiz dedi ha dedi nakile her bin, bir milyona 10 bin alır. 1 milyon 10 bin. Deyicun min amakin bi'ide deyicun minna hatta yakdun revatibum. Fırtmana min khariyatil azma yihil hadal mavdu. Le mithil ma tlahdun de yisir izdihamat. İstihtaat ne uzadı özlerine tekaadırdan? Aynen seherdi. Aynen seherdi. Varakada yazdı milyonu 3 bindi. Varakada yazar öz için. Fazla özlük olsa yani malum eder. Güzel. Şeba Azin de haber geldi bize çok ağlı şey yedir, istiklal yedirler. Evet. Talabalık da olmasın, o da önemli. Şey, yazıda basma aldık, mazal koymuşuz. Oza için, ona göre. El uza sağlık. Tekrar döndük sevgili ve muhterem aziz seyirciler, canlı yayınla beraber. Programı sizinle devam edip tekrar doktor Nebile Diyar hoş geldi doktor safhanı getirdi. Doktor biraz önce yani konuşurduk ve bu veteranı da izledik. Yani bu veteranı da gördük bu tekrirde. Millet yedi bir ratip almağa. Kalabalık bir şekilde birbirine macal vermemek. Yani vermemek neydi? Birbirine çok yakındı. Tabii. Bundan önce bir zarar olacaktı yani acaba? Doğrusu konuşandık bu virüs üstüne COVID-19. 19. Bunun atlanmağı deri yani dedim arada tam droplet o şeydendi. Atasından akundan olur. Ölemeler diyorlar gerek 6 her kişiden kişi arasında 6 foot esik olsun. Irak olsun. İran yani olsun. 6 kadem yani 6 kadem ne diyorlar? 6 metre. 6 fi 30 yani 2 metreden 1,5 metresele. 1,5. 1,5'tan biraz fazla gerek el olsun. Nice diyelim biraz ögce. Bu sıkıntı bu böyle büyük vaba. Kerkük ulayetinde birinci kere olup. Yok biz Kerkük, Irak'ta da birinci kere böyle olup. Bütün dünyada da birinci kere böyle olup. Onun için her şey birinci kere olup da doğrudan bazı hatalar oldu. Yani devlet diye bizim devlet memurlardı filanlar, haliyet ezmedi. Bunu ister ayarlamak. Allah korusun, gelen kere bir böyle şey olsa... Bundan evvel iyi hıbraları oldu. Daha bunlar hepsi dürüstler. Ha, bir hıbra aldılar. Şimdi bu tabii olmaz böyle. Daha biz ne yaptık? Tamam. Zaten şimdi baksa bütün raporlara baksa büyük ömürlüler daha çok yani maarazların hasarı. Neden? Çünkü immün sistemleri, cihaz menaileri daha zayıftı genç yaşlardan. Aha. Sadece 65'ten yukarılar daha menaileri daha esik oldu. Sen biz iyi bildik. Emekliler zaten 60'tan yukarıdılar. Doğru. İndi bizim karnımız oldu 60. Ondan evvel 63 idi. 63 idi. Bunlar da her birisi 4-5 yıldı emeklidiler. Yani 70'e başvurur ömürler. Yani orada bulan menaleler azdı. Doğru. Ve doğrudan bu ister bir halletme mevzu için. Bunu çözmek olmaz. Yani bas ama indirince bu anda olmaz. Neden? Hı. Çünkü bu fucai bir şekilde geldi. Doğru. Ve kimse de düşünmedi böyle uzandı yani. Doğru. Biz diyelim sene 25 Şubat'tan şimdi biz o da girecek. O da 4. ayın ortasında yani. Doğru. 1,5 ay oldu tabii. Bəli. Bəli. Doktor sizlerin ittisalınız, o tensihiniz ki müsteşfi beytara tensih naqsı cihatlardan yani çok tensihiniz özleridir mesela. Bəs sahaydan sadece mesela başka devairlerden Doğrusu bizim Kerkük Veteran Hastanesi bütün davarlarda bizim ilgimiz var. Hı hı. Yani belediyeden çok devamlı işleri. Onunla ilk önce gene bizim Cenab-ı Kaymakam'la yani çok iyi bir Felah Efendi'yle çok bir tavasılımız var, güzel bir taavunumuz var, güzel bir işler yaparak birlikte.
Özi'den, Sahay'dan olmuş, Şurtay'dan olmuş. Güzel. Belediyeden, hatta su dairesinden. Yani bizim de bir de lijenlerimiz var. Lijenler, lijen müşterekamız var. Bu kodiyeler özde men azzabhel harici. Biz de veteriner hakimi çıkar, sahadan çıkar, belediyeden çıkar, şurtadan çıkar. Hatta emnil vatanı bile çıkar özleriden. Cenab-ı Kayyum çıkar özleriden. Bu doğumlu. Korniş yolundakilere mesela? O korniş yolundakilerden de ayrılardı. Amrad müştereke bizim lücenlerimiz var. Biz bir kere o ne derdi? Çok ilgi bizden sahay arasındadı. Belediyede de var bizimle biraz. Biz esasiler sahaydan müsteşfe beytari. Bale. İyi doktor bu dedi esasi sahadı ve kaymakamının da çıksız. Bu kasabla biraz önce dedim korniş yolunda açıplar. Bunlar hiçbirisinin ruhsatı yoktu. Eğer. Tabii ruhsatsızlar. Ruhsatsızlar. Bu kestiği zaman, millete sattığı zaman bunun nence zararı var? Vallahi bunlar her et, her şey. Yani doktor affedersen bir itibar siz ihtisassız bu işlerde. Yani bunun zararı ekid olacaktı millete. Hapuz bilirsiniz yani. Bütün bu gizli diyor ki. Et olmuş, süt olmuş, her hayvan ürünleri en iyi bir yerdi miydi? Yani ki adına de bakteriyadı, virüsü, hattı, fıtriyat yaşamak için. Yani orada yaşar. Fazla yaşar. Fazla yaşar, nakıl dolu. Onun için ister bizler bu yani et olmuş, her ne olmuş, bunlar ister fahs olunsun. Sadece bunu veteriner hakimler fahs eder özün. Fahs eden de bu mühür uğranda üstüne. Yani bu fahs olundu. Bu sağlık bakımından %100 temizdi. Ve dediğim gibi üçüncü konu ki veteriner hastanesinin vacibatından birisi hayvan ürünlerini sahih bir şekilde millete topluma takdim etsin. Takdim etsin. İyi de doktor bu hayvanatlar şimdi mesela Bağdat'tan olsun, Şimal'dan olsun, başka bir yerden olsun kerge girmek için. Sizler buralıkta doğrunuz ne olacaktı? Yani mücadele bas rekabada yoksa mesela bunları fahs edersiniz, icraat. Bizim yani Beytara Dairesi'nin emrine göre, vizaranın emrine göre her koyundu, inekti, filandı, her hayvanatın nakli yasağıdı. Yani bu aslında? Bu aslında da evvel. Bundan da evvel yasağıdı gelsin. Ama nece gelir? Mesela getirdi bizim için Bağdat'tan. Veya getirdi bizim için Süleymaniye'den. Getirir özüden bir rapor getir. Oranın müsteşfe beytarisinden getirir bir rapor, sahih bir rapor getirir. Orada gene bir komisyon bunu fahs eder, bir rapor verir özüne der bunların filan adamın hayvanatını biz fahs ettik. Nev'leri budu, sayıları budu. Bunlar hepsi temizler sahih nev'inden. Onlar gelende, kerge gelende bizim de burada bir komisyonumuz var. O da fahs eder özüne. Yani tekrar fahse girer. Ondan sonra yalla girer içeriye. Aynı saat bizden de çıktı hayvanları. Gitti mesela gitti Bağdat'a veya gitti bu ziyaret vaktinde Kerbela'ya. Necef'e. Aynı orada da kabul etmezler özüne gel bizim raporumuz olmasa. Bela. Tamam. Aha, güzel. İyi de bu dedik bu canım. Mesela indi yumurtalar. Bunlar da aynen ticari yumurtalar geldi. Yumurtalar bunlar sizi uzar uzar yoksa sağlık dairesi. Doğrusu yumurta galiba sahanın üzerindeydi. Bizim sıha yani yumurta, mahalli yumurta bizim yerli yumurtaysa, Irak'ın yerli yumurtası sadece ister bir şahide sahiye ister oradanın hastahanasından. Ama eğer dışarıdan gelipse, müstevrad ise yok bu ister istirad icazı, hüdütte ister icazı istirad ister, bir recommendation ister oranın yani haradan gelip oradan bir tekrir sahisi gelsin özüden. Bir de Bağdat'ın muvaffakası olsun. Aha, yalla girer. Bunlar. Güzel. İyi de doktor buralıkta bir şey hatırıma geldi. Sizden sağlık. Biraz hocam konuşurduk yani programa girmeden önce. Derli hayvanlar sizi uzar uzadı. Kesilenler? Yok. Yani koyacağı mücemmedler yani. Mücemmed. Yani kesilen işte. Kesilen mücemmed olan. Barbatta geliniz. Kesilen yani fresh kesilen yok. Bu bizim vacibatımız. Yani o dakikada kesilip de o mesela filan o yanımızdan. Ama mücemmedlerdi, filanlardı, muallablerdi. Bu... Bunların sağlık dairesi üzerine. Güzel. İyiydi.
Gelək doktor, yani bir gün de doğrusu buralıqdan o vatandaşların bazı soruları da var. Bir gün de bu et ki nəql olur hayvandan diyeyim virusa ki hayvandan nəql olur beşərə? Yok. Nəql olmaz? Nəql olmaz. Yani Allah'a şükür Allah'ın fazlındandır. Bu koronavirüs, bu zoonotik dizis, amrad müştereke döygü. Bunu ilk gün, ilk toplantıda Cenab-ı Vali'den hapse davarlar oturmuşlar 25 Şubat'ta bunu açıkladım. İsterler bazı şeyler dedim, bu zoonotik dizis döygü, bu amrad müştereke döygü. Amrad müştereke nerede? O hastalıklar ki hayvandan atlanı insana. Güzel. O döygü. Doğrusu bilakis. Yani bu 10 gündü, 10 gündü 2 hafta önce Hong Kong'da taptılar. 5-6 gün evvel Belçika'da, 2-3 gün evvel Amerika'da. Aynen diler hayvanata özle. Yani beşerden atlanlı beşerden. Doğrusu ben bunu açıkladım da. Komisyon için, Haliyet Ezmerçi'yle açıkladım. Resmi bir şekilde de konuştum. Dedim nahsı evde, nahsı kişinin tutulupsa, bu hastalık tutup sözünü onun hayvanatı ister bir yerde hecrolsun. Aynı öz evinde hecrolsun dağılmasın. Bunu bu muhtaraha verdim özlerine. Yani bu halette sizi uzar uzar düşen oral fahsa girmek. Oral fahsa girmek. O da gene 14 gün ayrı hayvanattan katışmasın. İyi yani bu halette bir tane isterse geçsin mesela et alsın kasepten pazarlık normaldi ha. Yani bir korkuluk yoktu üzerine. Yazdan almak tabii korku var üzerine. Gerek alsın o kasaplardan yani icazalar var. Yani o mühürlü de ha. Onun için çok şey olandalar. Belki mesela sen de Cenab-ı hazır idi de ki sayın kaymakam çok dedi filan şeker var filan var milletten var. Müddet uzandı. Doğru. Bir ay geçti. İsterik biz bu kasaphananı açmak isterik. İşte ben bunu da istedim dediğim yani oturmuştuk. Cenab-ı bu muhtarahı verdi. Kasaphana açılsın. Alelakal haftada 2 gün. Tamam. Ta ki millete de yetişsin. Onca da sıkıntı olmasın. Tamam. Ha. Doğrusu bu şey bana Sayın Kaymakam bana dedi. Hı. Bu mevzu. Ben birine oturdu. Bir içtima ettik. Toplantı ettik. Ben idim. Sayın Kaymakam idi. Bu mezaranın müstesbiriydi yapanı. Ben olan o zaman yardımcı mıydı? İndi hastane müdürüydü. Bizim değerli arkadaş Doktor Halit bizimleriydi. Doktor Necat da oranın yani mezaranın mesuliydi. Ha. Bir toplantı yaptık. Bu kararı aldık. Bir tertip aldık. Kontrol arasında 2 gün açılsın. O otomobiller, 4 otomobil sadece muvaffakat alındı, etler nakletsin Kerkük'e. Yani yok kasaplar gelir giderler, hatta hareket engellensin. Aha. Orada da koyun meydanı ve hayvan meydanı da olmaz. Çünkü orada yaşasında kanlar var. Evet. O Sarıtepe filan oradan gelir. Ve bunlar da hapsi kontrol olundu. Tek bunu yapardım, giden cumayı doğrusu Cenab-ı Vali'ye takdim ettim özü. Muvaffaka çıktı. Ona göre Haliyet Ezmer'den bildiğimce emri idare 13. de endi. Aynı ha. 13. emri idare de endi. Ona göre de Allah'a şükür bizim veteriner hakimlerimiz çok çok güzel ve düzgün bir şekilde, mükemmel bir şekilde işlerini yaparlar. Çok güzel. Bir güne kadar çalışırlar. Ha, her şembe, her salı günü. Haftada 2 gün. Haftada 2 gün. 2 gün. Şimdi yani yar yok o bir gün, şembe günü. Hı-hı. Bir de sal günü inşallah. Güzel. Eydi doktor, bu gelen davarlara ve hayvanatlar giren, aynen olarak kontrol olur, ondan sonra kasaphaneye girilir. Bizim orada bir büyük bir timimiz var. Değerli uzmanlarımız var orada. Mezarada 6 doktorumuz var. Hayvan girmeden önce tam iyi fahs olur, ondan sonra girer. Yani kişil, bizde kişil kütüs bir fahs olur. Bir kesilmeden önce ve kesilmeden sonra. Güzel. Doktor Aslak, sizler biraz önce konuştunuz. Yani bir neçe veba geldi hayvanatlar üzerine. Sizi aslında yani hamlet çıkısız. Tamam. Bazı hamletler oldu.
o vebaya ne şekil mesela karşısında durursunuz? O ne şekil teamül edersiniz o veba ki fazla olmasın hayvanatlarda? Tamam. Doğrusu bizim siyasetimiz yani. Bizim yok sadece Kerkük diyor ki bütün Irak, genellikle Irak'ın şeyi bizim Derbeytar'dan geldiği bize. Öyle. Biz il 12 ay biz durmarız yani. Rasıt teharimiz her zaman var. Her zaman. Her zaman müstemirdi. Biz bildik, bizde Irak'ta 4-5 veba var. Bunlar gerek ister, bunlar teharri dağın, haberdar olağın başlamadan ögce. Hayır, affedersin doktor, mevsimi var bunun yoksa? Bütünün mevsimi var. Bildik mevsimlerini. Biz mevsimden ögce başlarız. Hatta çobalamasınlar, hareket olmuyor. Mevsimden ögce başlarız. Güzel. Her zaman başlar. Dedim il 10 kâh biz durmarak. Bizim fıraklarımız var. Neden dedim bu Şaba Baba ayağımız var. Rasid Baba ayağımız var. Bütün yerde olaşı. Hatta köye kadar varımız. Her köyde bir insanlarımız var. İtimad ettiğimiz insanlar. Haftada bir onlardan ararlar özlerini telefonla. İndi daha kolaydı. Telefon var. Ararlar özlerini ne var ne yok. Neler görse ne bir yani abnormal bir şey neler görsen olduğu bili cemaatimiz oraya gider. Çok güzel. İyi doktor, bir gün de yani bu hamletler ve sizler dediğiniz ki vebanın kanşarında duruldu. Ama bu hamlet çıkırlığı sizler ve Cenab Kaymakam'la dediğimiz tek biraz önce Yubas Korniş'te başka yerlerde de ne acaba? Affedersen. Bu hamlet hayvanat vebalarına karşı sadece biz çıkarız. Bas vaba. Kimse bizim veteriner hekimler çıkar. Kimse aha, çıkmaz ayrı. Tamam. Doğru. Ama ben ne diyordum yani sorum o lücanlar kazdı. Lücanlar ki üzlaşır mesela indi bu kasaphaneler yoktu mesela kasaplar yazdakiler. Bunlara neden bir güne kadar sayıtır oğlum burada sence yani? Vallahi işte bellidi yani neden sayıtır oğlum yani bellidi. Gülürsen doktor. Vallahi işte içeride var hareket. Bunu kontrol etmek zordu. Sebep? Zordu. Büyük bir işti bu. El var üzerine? Olur. Bir büyük güc ister bunlar kaldırsın. Hı-hı. Yani bu sadece... Bizim güclerimiz yetermez. Hı-hı. Tamam. Doktor yani biz Hazreti'de daha fazla aç oluyoruz ama yönetmen bilmiyorum. Geldikçe vaktimiz dar oldu. Son mesajı buraraktan. Bugün de doktor Nebil'in son mesajı ne demekti? Eğer öz kadrine ve aynı vakitte milletine ne tavsiyatı var? Vallahi çok saygım var milletime, memleketime. Allah'a şükür çok kültürlü bir milletimiz var. Bir pek temiz milletimiz var. İstediğim şeyden bas bu 12 gün, bu 2 hafta biraz fazla makayet olmak. İnşallah. Biraz fazla makayet olmak. Devamlı ellerimiz fazla yıkamak. Çok kalabalığa girmemek. Yazdan et, yazda kesildiği etlerden almamak. Ve devamlı yani sıhhi yemek yemek. Sebze olmuş, meyve olmuş. Şimdi Allah'a şükür vaktidir. Sebzeyden meyveye çok meyletmek. Meyletmek. Tamam. İnşallah. Nelerimiz de var ise bizim arkadaşlarımız Kerkük Veteriner Hastanesi'ne hiçbir vakit kusur koymazlar. Devamlı kapılar da açıktı. Devamlar bizim Mustafa Sofatlar, Duvaya Hastaneler devamlı açıktı. Ne siz kapılar açıktı. İnşallah. İnşallah. Ben istedim yani onlara da bir mesajı ne olacaktı? Bir itibar sen Cenab-ı da emekli de oldu. Bir 5 gündür diyor. 5 onlar tabii bizim yani tabii bunu diyendim doktor çünkü siz yani bir ömür yaşadınız. Ha tamam bir uzun ömür. Uzun ömür yani bıraktın da haz ederler ki senden bir söz dinlesinler. Vallahi ben hapslarına saygılarım, salamlarım. Hapslarını yani sonsuz severim. Uzun bir ömür geçirdim özleriden. O özler de çok fedakarlık ettiler. Bu vatana, bu millete çok hizmet ettiler. Yani mübalağa olmasın. Benim sözümü de dan gelmesin kimseye. Ben gördüğüm ki 37 yıl görev yaptım bu Irak devletinde. Veteriner hekimi kimin, hekimler kimin, milletin seven, mehnetin seven,
fedakar görmedim. Mamur görmedim. Bunlar kimin hizmet edip devlete? Doğru. Çok sağ olasın doktor. Sağ olasın. Çok memnun olduk ama son mesajı verende bir kez içeri coştu. Tabii bence. Sağ olasın. Çok memnunuz senden doktor. Vaktinden de çok aldık. Sağ olasın. Yani memnunuz tabii günde davetimizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Allah uzun ömürler versin sizlere. İnşallah gelen programlarda da görek sizlere. Ve inşallah sizlerin bazı tevcihatlarınızdan da inşallah istifade görürük. Sağ olasın. Çok sağ olasın. Sevgili ve muhterem aziz seyirciler, virüs koronanın inşallah son günleridir ve doktor Nebil'in sözüne göre buralıktan da ben de seslenirim bütün millete. Kalın evde, çıkma onu aziye. Her kim istirse vatanına hizmet etmek, milletine hizmet etmek, öz yurduna, uşaklarına hizmet etmek için bugün de evinde kalsın. Maqayet olsun uşaqlarına ve aynı vaxtda bu hastalık təki bitince. Programın sonuna geldik. Saygı, hürmet kabul eyle ve mel'alet sizinle. İnşallah gelen programda sizinle Allah. Qarın Allah'a emanet. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.